bir verebiliyorsanız eski Anayasa Mahkemesi Başkanı konuşmuş Haşim Kılıç. Dün de konuşmuştu. Yani şimdi ben bu adamların görevdeyken konuşmayıp görevden ayrılınca bu kadar yüksek sesle üst perdeden konuşmalarını da anlayamıyorum. Şimdi anlamlandıramıyorum. Hem de söylediği cümleler yargıyla ilgili falan da değil. Yani ben öyle anladım en azından. Yani Türkiye'de yolsuzluk, adam kayırmacılık olduğuna dönük değerlendirmeler veriyor. Siyasette hazırlanıyor. Ha? Ahmet Davutoğlu bakın, ve... Haram lokmanın girdiği her yer bozulur. Şimdi bu cümle anayasayla ilgili değil. Yargıyla ilgili değil. Adli yargıyla açılışıyla ilgili değil. Yolsuzluk dosyaları vahim boyutta diyen bir Haşim Kılıç'tan bahsediyoruz. Şimdi siz Ankara'yı bilmezsiniz Ali İhsan Bey. Ben bilirim mesela Ankara'yı. Ankara'da birisiyle birlikte yola çıktığınızda burası da Haşim Kılıç'ın, burası da Haşim Kılıç'ın diyorlar. Ha, o dönüyorsunuz, burası da Haşim Kılıç'ın diyorlar. Birazcık daha gidiyorsunuz, burası da Haşim Kılıç'ın diyorlar. Yani bilmediğim bu, için yorum yapmıyorum. Işte, ben de bilmiyorum. Ben o söyleyenin yalancısıyım. Eğer doğru... Ama hayır, işte bu, bir dakika. Olmaz hayır, olmaz. Yani. Niye olmaz? Olur Ali İhsan Bey. Canım şu anda yani... canlı yayındayız. Bakın, olur. Niye? Canlı yayındayız. Ben bu kulaklarımın söylediğini, şu anda hissettiklerimi söylemeyecek miyim? Söyleyeceğim. Haşim Kılıç da telefonun ucunda diyecek ki hayır arkadaş, benim Ankara'da hiçbir yerde binam yok. Benim yok, oğlumun yok, eşimin yok, birinci dereceden yakınımın yok, akrabamın yok. Ya koca koca gökdelenler. Yani koca koca gökdelenlerin önünden geçerken burası Haşim Kılıç'ın diyorlar. Dönüyorsunuz, burası da Haşim Kılıç'ın diyorlar. Şimdi ben de diyorum ki Haşim Kılıç Anayasa Mahkemesi Başkanı'ydı. Haram lokma, haram lokma. Ha, bu da dünkü Milli Gazete'deki. Şimdi bunu söyleyecek, böyle olmaz değil, olacak. Çünkü niye? Açık, canlı yayındayız. Yani biz burada bıraktık ve gittik, söyledik gittik diye bir şey yok. Şu anda Haşim Kılıç arayabilir, diyebilir ki hayır böyle bir şey yok. Benim kursağımdan bir gram haram lokma geçmemiştir diyebilir. Ama geçip de geçmemiş gibi yapıyorlarsa ona da biz itiraz edeceğiz. Şimdi biz bir sürü insanla ilgili burada cümleler söylüyoruz. Söylediğimiz cümleler. Şimdi siz Anayasa Mahkemesi Başkanlığı yaptınız. Anayasa Mahkemesi Başkanlığı yaptığınız dönemde benim tek en önemli Haşim Kılıç'la ilgili bildiğim bir şey var. Saçlarını boyatıyordu. Saçlarını boyatmasından başka bildiğim herhangi bir ayrıntı yok benim Haşim Kılıç'la ilgili. Benim var yani. Mesela türban, söyleyin o zaman. Türban kararında 10 tane üye, hatta 9 üye diyelim, Sacit Adalı da vardı. 2 üye olarak karşı çıkmışlardı. Diğer 9 üye başörtü üniversitelerde yasak olması gerekir demişti. Veyahut da Refah Partisi kapatılması sırasında tek başına karşı çıkmıştı, direnmişti. Ha, direnmesinin bir neticesi olmuş muydu? Olmamıştı. Ama görüşünü ortaya koymuştu. Bir üye olaraktan da olsa sonuçta demiştik ki yaptığınız şey ya hukuka aykırıdır. Tahterevalli bu iş. Siz herkes öyle verirken başkası da olsaydı mesela Yekta Güngör Özden de bir tahterevallinin bir ucundan tutsaydı. Vural Savaş da tahterevallinin bir ucundan tutsaydı. Bu taraftan tutsaydı. Bir keresinde de öyle tutsaydı. Veyahut da Vural Savaş o görevi bıraktıktan sonra Necmettin Erbakan milli bir adamdı ya diyerekten itirafta bulunmasaydı. Yani dönmeseydi, dün yaptığı hareketin aynısını tekrarlasaydı biz dava açmakta haklıydık. Erbakan bu ülkenin zararına çalışıyordu diye devam etseydi. Etmedi. Gördü gerçekleri. Ondan sonra Erbakan Hoca'ya yaptığımız yanlıştı vesaire diye kenarından köşesinden açıklamalar yaptı. Dolayısıyla tahterevallinin bir ucunda birisi tutar, bir ucunda birisi tutar. Eyvallah, bazı olaylar için geçerlidir. Ama 11 kişinin içinde bir kişinin ne önemi vardı ki Haşim Kılıç dönüp türbanla ilgili bir kanun geldiği zaman özgürlükten yana tavır alıyordu. Veyahut Refah Partisi kapatılmasına herhangi bir talepte bulunulduğu zaman hayır yapılan şey yanlıştır diyordu. Dolayısıyla burada hakkını da teslim edelim. Peki o gün o cümleleri eden ya da o Anayasa Mahkemesi'nde o kararlar görüşülürken muhalif tavrını ya da bizim için doğru olan tavrını sergileyen Haşim Kılıç ne oldu da bugün haram lokmanın girdiği her yer bozulur noktasına geldi? Söylediği şey doğru. He. Ama içinde ben isterim ki, arzu ederim ki haram lokma şurada girmiştir. Bundan evvelki açıklamasında mesela şunu söylemişti. Bir ülkede ihale kanunu
170 defa değiştirildiyse o ülkede bazı şeyler yanlış gidiyor falan diye bir o anlamda o mealde bir şeyler söylemişti. Ya kardeşim iyi güzel de sen de Anayasa Mahkemesi'nde başkanlık yaptın. O ihale kanunları Anayasa Mahkemesi'nin yargı denetiminden uzak olan kararlar kanunlar değil ki. Sen de iptal etseydin eğer bir yolsuzluk amacıyla değişiklik yapıldıysa bu yolsuzluk amaçlı bir kanun değişikliğidir deyip iptal etseydin. Niye iptal etmedin? Eğer sen onu iptal etmediysen şimdi çıkıp da insanların kafasında niye algı oluşturuyorsun? Söylediği şey şöyle yanlıştı, yalandı. 170 tane eğer ihale kanununda değişiklik varsa 2 tanesi 3 tanesi belki şu veya bu şekilde yanlış olan değişiklikler olabilir ama büyük çoğunluğu ihalelerin daha şeffaf olması için, yolsuzlukların daha da azaltılması için yapılmış değişiklikler. O güzel değişiklikleri de sanki yolsuzluk yapılması için kanunda değişiklik yapılmış gibi algı oluşturdu. Veyahut da şöyle somut örnek vereyim. O kanun değişikliklerin en azından 30 tanesi Anayasa Mahkemesi'ne gitmiş. Anayasa Mahkemesi Haşim Kılıç'ın da bulunduğu heyet karar vermiş. Bu anayasaya aykırı değildir demiş. Şimdi çıkıyor diyor ki bu ihale kanunundaki değişiklikler yolsuzluk yapılması için yapılmış değişikliklerdir. El insaf ya, el insaf. Sen kendin daha 3 yıl önce, 5 yıl önce dedin ki bu kanun değişikliğinde, ihale kanunun değişikliğinde herhangi bir anayasaya aykırılık yoktur. Yolsuzluk amaçlı bir değişiklik değildir dedin. Sonra şimdi siyasete soyunuyorsun diyerekten çıkıyorsun. Onlar yolsuzluk yapılması için tasarlanan değişikliklerdir diyorsun. Bunu da kabul etme imkanımız yok. Evet, ben ama söylediğim cümlelerin arkasındayım. O cümlelerin açıklamasını bekliyorum Haşim Kılıç'tan. Ben şöyle söyleyeyim. Yani ben şimdi Haşim Kılıç'ın böyle soyut, yolsuzluk, haram lokma deyip ortada bırakmasını doğru bulmuyorum. Aynı şekilde sizin de bu binada Haşim Kılıç'ınmış, şu da Haşim Kılıç'ınmış şeklindeki bir eleştiri getirip bize böyle aktardılar deyip ortada bırakmanızı da kabul Hayır, etmiyorum. Hayır, ortada ben bırakmıyorum. Ortada Haşim Kılıç bırakıyor şu anda. Kendisi yani arayabilir. Kendisi arayabilir. Siz de bir adım öndesiniz. Dürüstlük noktasında diyorsunuz ki cevap hakkınızı kullanabilirsiniz. Ama maalesef Haşim Kılıç kime suçlama yaptığını açık net söylemediği için hatta ben telefonla bağlanmam derse, canlı yayına geleceğim derse başka açıdan yayını full kendisine ayırırım. Bak bu kadar net. Yani kendi yetkimde olduğu için pazar manşetine alır karşıma sorar. Yargıyı konuşuruz, Anayasa Mahkemesi'ni konuşuruz, AK Parti'yi kimlerin kapatmak istediğini konuşuruz, türbanı konuşuruz, bugün geldikleri yeri konuşuruz, gelecekleri yeri konuşuruz, konuşuruz, binaları konuşuruz, binaları konuşuruz. Bakın binaları diyorum. Yani ne kadar üstüne basa basa söylüyorum. Çünkü kulağımın duyduğunu ben burada söylemezsem olmaz.